Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Almanya tarafından Türkiye ve daha pek çok ülke tarafından Türkiye riskli ülkeler kategorisinde yer almaya devam ediyor. Şimdi Almanya'da birçok eyaletin uyguladığı aşı olanlara ve koronavirüse yakalanıp iyileşenlere tanınan karantina muafiyetini Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan san Express de uygulamaya başladı. Bakalım haberin detayları neler? Almanya'nın Kuzey Reyn Vesfalya eyaletinde aylardır uygulanan karantina muafiyetinin ardından Hessen, Berlin, Brandenburg, Baviera, Aşağı Saksonya, rhineland Flas ve Baden-Württemberg eyaletlerinde Türkiye'de dahil virüs varyantı olmayan ülkelerden seyahat edecek olanlar Avrupa Birliği tarafından onaylanmış aşı sertifikalarını ibraz ederek karantinadan muaf tutulacak. Peki anlamı şu. Avrupa Birliği aşı ajansı EMA var biliyorsunuz Hollanda'da. Tüm aşılara EMA karar veriyor. Diyor ki benim onay vermiş olduğum aşıları yaparsan Avrupa Birliği'nde pek çok ülkeye sen herhangi bir karantina şartı olmadan girebilirsin. Mesela nedir bu aşılar? Biontech, Johnson Johnson, Moderna, AstraZeneca gibi. Evet değerli izleyicilerimiz bu aşılardan bir tanesini olursanız ne diyorlar? Bavyera, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren, Vesfalya, reinhardt ve Baden-Württemberg eyaletlerinde karantinaya girmezsin diyor. Peki Türkiye'de bir vatandaşımız Almanya'ya gelecek diyelim. Türkiye'de yoğun olarak da Çin aşısı var biliyorsunuz. Bir tek de yapıldı, yapılmaya başlandı ama yoğun olarak Çin aşısı söz konusu. Peki Çin aşısı Avrupa Birliği'nin aşı ajansı olan EMA'dan onay aldı mı? Hayır, almadı. Şimdi bunun bir diğer anlamı şu. Benim onay verdiklerimi ben öncelik tanıyorum diyor. Bu bir kere bakın demokrasiye aykırı bir şey, insan haklarına aykırı bir şey. Vatandaş aşı olmak istemediğinde sen onu karantinaya alıyorsun ama aşı olana diyorsun ki hayır sana karantina yok. Peki şimdi size bir soru. Aşıların %100 koruduğuna dair bilimsel bir çalışma, bilimsel bir açıklama var mı? Ben görmedim, yok. Aşıyı bulanlar dahi örneğin Profesör Doktor Uğur Şahin Biontech aşısını bulan. O bile ne diyor? aşılar %100 koruyucu değil diyor. Hatta eşi Profesör Özlem Türeci bir açıklama yaptı. Ne dedi? Her yıl en az iki kez bu aşıların insanlar tarafından vurdurulması gerekiyor dedi. Değil mi? Onlar bile evet %100 aşıyı oldunuz iş bitti demiyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. işin içerisinde çok büyük bir ekonomi var. Aşı ve test ekonomisi. Milyarlarca test, milyarlarca aşı, hızlı testler biliyorsunuz, işte parmaktan alınan bir kanla bu işte sizin koronavirüse yakalanıp yakalanmadığınızı pozitif ya da negatif olarak size söylüyor. Bu aşıların güvenilirliği ne kadar? Bu testlerin güvenilirliği ne kadar? Bana soracak olursanız yüzde elli'nin üzerinde değil. Hızlı testlerden bahsediyorum. Nitekim. Çevremizde pek çok kişinin pozitif çıkan, negatif çıktı, daha sonra negatif çıkanlar da pozitif çıktı. Ama öyle bir şey var ki bu milyarlarca test ve aşı birileri tarafından satılıyor, birileri para kazanıyor ve ekonomileri güçleniyor. Şimdi Biontech nerede üretiliyor? Belçika ve Almanya'da. Düşünebiliyor musunuz? Vergiyi 9 euro civarında bir tane aşı, Biontech aşısı ülkelere göre değişiyor. 13-14 euro olan var. Ben size en düşüğünü söyledim. 9 euro. Milyarlarca aşı topladığınızda ülke ekonomilerini ayağa kaldıracak kadar büyük bir para. Testlere bakıyoruz. En son biliyorsunuz Almanya'da Lidl'de, Aldi'de 25 euroya 5'li testler satıldı. Milyonlarca 2 gün içerisinde market raflarında bir tane hızlı test kalmadı. insanlar saldırdı. Şimdi böyle bir durum var. Bir de yine yer alan haberlere göre pek çok medya kuruluşunda yer alan habere göre bu aşıların bir kısmı pıhtılaşma yapıyor ve insanların ölümlerine neden oluyor. Böyle bir tablo var. Aşı olmak istemeyenler Bunları görüyordu, okuyor. Almanya'da aşı olun daveti gönderilenlerin sadece yüzde elli'si aşı oldu. Sırası gelmesine rağmen aşı olmayanların oranı yüzde elli. İnsanların ciddi anlamda aydınlatılmaya ihtiyacı var. Yüzde elli. Bu aşılar daha üretilmeden. Piyasaya çıkmadan önce birer kurtarıcı olarak lanse edildi biliyorsunuz. Ama şimdi aşı üreticileri bile açıklama yapmıyor. Şunu söylemiyorlar. Bizim aşımız yüzde 95, 96 koruyucu gibi açıklamaları daha önce Aralık ayı itibariyle yaparken artık yapmıyorlar. Ben aşılar iyi ya da kötü demiyorum. Sadece Koronavirüsün başladığı ilk günden bugüne kadar gelen aşıyla ilgili, testle ilgili durumları anlatıyorum. Ve pek çok hükümet başkanı, devlet başkanı nerede hall oluyor, çözdük, koronavirüsü yendik derken, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ataklar meydana geldi ve insanoğlunun ne kadar aciz olduğu bir kez daha ortaya çıktı. İşte tam bu noktada ne diyorlar? Aşı olun diyorlar. Biz sizi muaf tutacağız bazı şeylerden. Bunun ben anayasalara aykırı, insan haklarına da aykırı bir tavır olduğu kanaatindeyim. Saygıdeğer izleyicilerimiz Almanya Başbakanı Merkel'den bir son dakika açıklaması geldi. Gelen bu açıklamaya göre Merkel biliyorsunuz bu yaz tatiliyle ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamalarda pek çok soru işareti oluşturmuştu. Kapılar açılacak mı? İsteyen istediği yere gidecek mi? Döndüğünde karantina olacak mı? Bununla ilgili bir gevşeme söz konusu olacak mı diye pek çok soru gelmişti bize. Emekli TV'nin Instagram, Facebook ve Twitter hesabından da çok sayıda soru aldığımız konulardan bir tanesi. İşte bunlarla ilgili Merkel'den bir açıklama geldi. Merkel bu yaz tatiliyle ilgili bakın şöyle bir açıklama yaptı. Bu yaz genel olarak tatil gezilerine çıkılacağından umutluyum dedi. Merkel Avrupa'da yaz tatilinin aşılanmamış insanlar için de mümkün olacağı konusunda iyimser olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanı Jens Spahn ise Avrupa Birliği içerisinde seyahat etmek muhtemelen aşıya bağlı olmayacak. Ayrıca testlerle Avrupa'da iyi bir şekilde dolaşabileceksiniz diyor. Evet değerli izleyicilerimiz. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Aslında yapılan bu açıklama yaz tatiliyle ilgili Neler olacağına dair herkesin ciddi kafasında soru işaretleri var. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Belçika, Avusturya, Norveç, İsveç gibi yoğun olarak vatandaşlarımızın yaşamış olduğu ülkelerde hep şu soruluyor. Bize de çok sayıda soru geliyor. Türkiye'de gidebilir miyiz? Tatil paketi satın alalım mı? Tatil rezervasyonu yaptıralım mı? Yönünde çok sayıda soru var. Bakınız değerli izleyicilerimiz. Türkiye bildiğiniz üzere kapanmış vaziyette. Bu kapanmanın temel amacı zaten turizm. Evet. Turizm noktalarının tamamı Haziran ayı itibariyle bu gidişle açılacak. Zaten kapalı kalması demek binlerce işletmenin iflas etmesi anlamına geliyor. Kapanma sonrası vaka sayıları düştü denilecek ve turizm noktaları tek tek açılacak. Bırakın turizmi, Türkiye'deki restoranlar, kafeler, toplu olarak insanların gittiği yemek yediği yerler ve daha pek çok işletme şu anda iflasın eşiğinde. Evet, iflasın eşiğinde. Binlerce işletme iflas etti. Şimdi hazirandan sonra bu turizm işletmeleri eğer açılmazsa ki böyle bir şey söz konusu bile değil açılacak. O zaman hiçbir tane turizm işletmesi ayakta kalmaz. Oteller, restoranlar, barlar, gece kulüpleri aklınıza ne gelirse Havayolu şirketi aklınıza ne gelsin? Hepsi iflas edecek demektir. Hükümet de bunu öngördüğü için kapıları açıyor ve yasakları kaldırıyor. Zaten kapanmanın da amacı bu. Şimdi Almanya'da, Fransa'da ya da diğer Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya gibi ülkelerden Türkiye'ye gidecek olanların mutlak surette opsiyonlu uçak bileti yani ertelenebilir uçak bileti ve otel rezervasyonları yapmalarında çok büyük fayda var. Eğer siz ertelenemeyen, iptal edilemeyen rezervasyon, tatil satın alırsanız, yarın öbürsü gün olumsuz bir durum ortaya çıktığında ciddi mağduriyetler yaşarsınız. Onun için gerekirse 20-30 euro ya da 20-30 dolar daha fazla para vererek Erteleme imkanı olan turlar satın alın. Evet bu söylediğim çok çok önemli. Bu arada